Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nden tasavvuf terimlerinden devam ediyoruz. Kabz ve bast. Kabz, manen daralma, sıkıntı, ruhen üzgün, huzursuz olma. Bast ise bunun tam tersi olarak manen genişlik, rahatlık, neşe, sevinç ve mutluluk gibi anlamlara gelir. Kulun kalbinde böyle bir tasarrufta bulunan Yüce Allah'tır. Allah kabz eder, bast eder. Bakara Suresi 245. Ayet. Bazen insan kendi akıbetine düşünüp kurtulmayı ümit ettiğinde bast yaşayabilir. Akıbetinden ciddi manada endişe edip korku ağır bastığında ise kabz haline girebilir. Hazreti Cüneyd tam bunu ifade etmiş. Recanın bast haline, hafın da kabz haline sebebiyet verdiğini söylemiştir. İnsan düşünce ve hayalindekilerden ötürü kabz veya bast hali yaşayabilir. Bu böyle olmakla birlikte genelde kabzın da bastın da ne zaman ve nerede geleceği belli olmadığı gibi niçin geldiği de belli olmaz. Böyle durumlarda o halin geçmesini beklemek, sükuneti ve edebi korumak en doğru tutumdur. Her ikisinin de kendilerine göre manevi kaybe sebebiyet verme ihtimallerinden olsa gerek. Hak dostları kabz ve bastı kendilerinden Allah'a sığınılması gereken haller olarak görmüşlerdir. Heybet ve üns. Heybet kabzın, üns ise bastın üzerinde birer haldir. Haf, kabz ve heybet gitgide rütbesi artan bir sıralama teşkil ederlerken reca, bast ve üns de aynı şekilde kendi aralarında mertebe derinliklerine sahiptirler. Heybeti hakkıyla yaşayanlar kendilerinden geçerler. Ünsü idrak edenler ise kendilerinde olup yaşadıkları halin farkındadırlar. Böyle de diyebiliriz. Akıbetinden endişe eden bir insanda haf duygusu meydana gelir. Bu duygu insanda bir kabz hali meydana getirir. Manevi bir daralma, sıkıştırılma gibi şeyler hisseder. Bu daha da artınca tabii ki derecesine göre insanda ciddi bir korku meydana gelir. Allah'ın azamet ve yüceliği karşısında adeta erir gibi olur. Kendinden bile geçme hali yaşayabilir. Ünste bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Allah'ın rahmetini düşünen kul ümitlenir. Bu ümit onda manevi bir genişlik ve mutluluk meydana getirir. Bunun daha ilerisi olarak kul kalbinde hissettiği bu huzur ve sükunetin bir neticesi olarak Allah'a tarifsiz bir sevgi duyar. Hep onunla beraber olmayı arzular. Bu öyle bir haldir ki o anda kul ateşlere bile atılsa Allah'a olan sevgi ve itimadından dolayı halinden şikayet etmez. Allah'a karşı olumsuz bir düşünceye girmez. Böyle bir husus da vardır. Bu ahval ne kadar yüksek olsa da hakikat ehli bunları eksiklik ve kusur saymaktadırlar. Çünkü bunlar değişen hallerdir. Temkin ehli ise her zaman sabit ve yüksek konumdadırlar. Tevacüd, vecd ve vücud. Bu üç kelimenin iyi anlaşılabilmesi ve vecd kavramının bilinmesine bağlıdır. Vecd, hiçbir kasıt, tekellüf ve zorlama olmadan senin kalbine akıp gelen sürpriz bir teveccüh. İlahi bir varidattır. Cemal tecellileri karşısında hissettiğin her türlü manevi lezzet ruhani hazdır. Tevacüd, kişinin kemalatındaki kusurundan dolayı vecde erememesi konusunda kendisini zorlayarak vecde erdirme gayretidir. Kur'an okurken ağlayınız, ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret ediniz hadisi tevacüdle alakalı görülmüştür. Bir başka tanıma göre tevacüd, evrad-ı eskarın meyvesidir. Bu böyledir. Zira kim Hakk'a karşı vazifelerini artırırsa Hak Teala da o kuluna bahşettiği lütuflarını ziyadeleştirir. Vücud ise vecle ulaşılan keyfiyetten sonraki terakki neticesinde mazhar olunan halin adıdır. İlahi varidatla elde edilen vecd halinin çok ötesinde ve üstünde olarak kişinin kendi beşeri hissiyatının kaybolmasıyla mümkün olabilir. Bu adeta kulun kendisini zat-ı hakta eritip yok etmesi gibidir. Şöyle bir sıralamadan bahsedebilir. Kul kendisine zor da o gelse dinin gereklerini yerine getirir ki buna bir yönüyle tevacüd denilebilir. İbadet ve taat kulda zamanla manevi lezzetleri tatmasına vesile olur ki bu da vecd olmaktadır. Allah'a karşı şevk, muhabbet ve heyecanda diyebileceğimiz vecd halini yaşayan kulda kendisine karşı böyle duygular besler hale geldiği yüce zata karşı nefsinin tesir dairesini aşıp bütün cismaniyetinden sıyrılarak tarifsiz bir yakınlık ve üns esintileri duyar. Tam bu noktaya kulun kendisine ait bütün özelliklerinden
ayrıldığı için fena hali, adeta hakta eridiği için de beka hali denir.